Merhaba. Today, you are going to watch a different kind of video from me. The main part of this video will be in Turkish. In this video, I'm going to talk about a man, an inspirational man, and give you a super delicious, healthy drink recipe that this man has created to heal himself. Like I've just said, the rest of the video will be in Turkish with English subtitles. Consider the main part of this video, which is where I will speak Turkish, a listening practice. Please, don't take any notes while watching, just follow the storyline. Come back and watch it again later and take notes if you're inclined to do so. The grammar and the words in this story are carefully selected to help you improve your Turkish listening skills. Okay, now get yourself comfortable because I'm about to start this inspirational story. Ready? Let's begin. Bir gün bir dergide ilginç bir hikaye okudum. Hikaye Halil Rafati adında bir adam hakkındaydı. Hikayede Halil Rafati'nin düşkün bir durumdayken nasıl hayatını değiştirip sağlığını geri kazandığını ve milyonlarca dolar kazanan bir işletmeci haline geldiği anlatılıyordu. Bildiğiniz gibi genellikle Amerika'da yaşamayanlar Hollywood filmleri sayesinde Amerika'yı görmüş, hatta Amerika'da yaşamış gibi olduklarını düşünürler. Özellikle Hollywood, Kaliforniya'da olduğu için filmlerde bol bol Los Angeles'ı görürsünüz. Gördüğünüz Los Angeles, uzun palmiye ağaçlı, gün batımında grup renklerinin gökyüzünü boyadığı, zengin insanların yaşadığı, büyük, gösterişli evlerle dolu bir masal şehri gibidir. Zaten ilginçtir ki Los Angeles, İspanyolca'da melekler anlamına gelir. Yani filmlerde gördüğümüz de işte bu melekler şehridir. Ancak Amerika'da yaşayanlar işin öteki yüzünü de bilir. Los Angeles, zenginlik ve şaşanın olduğu kadar yoksulluğun, suçluların ve çetelerin de şehridir. Hatta bir gün Netflix'te bir belgesel izlemiştim. Adı Skid Row'du. Skid Row, Los Angeles şehrinin merkezinde bir mahallenin adı. Ancak Skid Row sıradan mahallelere benzemiyor. Yüzlerce, belki binlerce evsiz, uyuşturucu bağımlısı ve sabıkalı kişi bu mahallenin sokaklarında yaşıyor. Hatta evsizlik bu mahallede bir yaşam tarzını temsil ediyor da diyebiliriz. Geçen sene bir seminere katılmak için Los Angeles'a gitmiştim. Kaldığım Airbnb Los Angeles'ın tam da merkezindeydi. Los Angeles'ın merkezi işte o filmlerde gördüğümüz Los Angeles'a çok benziyor. Gökdelenler, güzel arabalar, şık insanlar ve pahalı restoranlar. Ancak işte tam da burada, Los Angeles'ın göbeğinde, Skid Row'da yaşayan evsiz kişiler sokaklarda her yerdeydi. İnanılmaz bir deneyimdi bu benim için. Sabahları kaldığım binanın önünde taksi beklerken gözlerime inanamadım. Bu kişiler her yerdeydi. Yerde yatanlar, arabanın aynasına bakarak saçını tarayanlar, bir iki adım ileride uyuşturucu içenler. Gerçekten de bu insanlık adına çok üzücü bir tabloydu. İşte şimdi size bahsedeceğim kişi de Los Angeles'ın sokaklarında yaşayan evsiz bir adammış. Eroin ve kokain bağımlısıymış. Kendisiyle yapılan bir söyleşide şöyle söylüyor. Hatırlayamayacağım kadar çok tutuklandım. Tamamen mahvolmuştum. Canım o kadar acıyordu ki acıdan uyuyamıyordum. Daha sonra Halil Rafati, Malibu'da uyuşturucu bağımlılarının kaldığı bir rehabilitasyon merkezine alınıyor. Bu merkezde vücudunu tamamen uyuşturucudan arındırmaya çalışıyor. Tamamen ayık, bağımlılıktan kurtulmuş bir şekilde yaşamaya çalışıyor. Ancak kendisinin anlattığına göre bu süreç en az uyuşturucu bağımlılığının verdiği acı kadar sancılı bir süreçmiş. Hatta kendisi şöyle söylüyor. Özellikle uzun bir dönem ağır uyuşturucu kullanmış biriyseniz,
ayıklığın başlarındaki halsizlik çok acımasız. İşte bu halsizlikten kurtulmak için Halil Refati taze sıkılmış meyve suları ve smoothie'ler yapmaya başlıyor. Yaptığı meyve suları ve smoothie'leri orada bağımlılıktan kurtulmaya çalışan diğer kişilerle de paylaşıyor. Bu meyve suları ve smoothie'lerden de şöyle bahsediyor. Hastaları canlandırmak ve güçlendirmek ve de çokça ihtiyaç duydukları gücü kazandırmak adına yapıyordum. Halil Refati iyileştikten sonra yaptığı bu meyve suları ve smoothie'leri satmaya başlıyor. Bu işten ilk yılında 1 milyon dolar kazanıyor. Los Angeles'ta Sun Life Organics diye bir smoothie dükkanı açıyor. Burada sağlıklı yiyecekler, smoothie'ler, meyve suları ve giyecek satıyor. Şimdi 6 dükkanı ve dükkanlarında çalışan 200 çalışanı var ve kendisi yılda 6 milyon dolar kazanıyor. Bence bu kazandığı paradan daha da önemlisi fotoğraflarında oldukça hayatından memnun ve sağlıklı görünüyor. Halil Refati'nin hayat şiarı ve işletmesinin mottosu da sev, iyileş ve ilham ver. İşte bu ilham verici kişinin hayatını anlattığı bir de kitabı var. Kitabının adı Ölmeyi Unuttum. Evet, gerçekten de gayet ilham verici bir hikayesi var. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben bu bahsettiğim kişiyi şahsen tanımıyorum. Videomun sponsoru filan da değil. Hatta kendisinin dükkanlarına da hiç gitmiş değilim. Ama zaten konu da bu değil. Halil Refati ve onun gibi kişiler her gün varlıklarıyla bize ilham veriyor. Ve yine hayattaki duruşlarıyla da birçok kişiye yeni bir bakış açısı sunuyor. Bir söz vardır, marifet iltifata tabidir. Yaşadıkları zorlukları yapıcı bir enerjiye dönüştürmeyi başaran herkes gibi bu kişiler de övgüyü hak ediyor. Onun için düşkün birini gördüğümüz zaman bence ön yargılarımızı kendimize saklamak en iyisi. İnsanların ne badireler atlattığını, kimin içinde ne cevherler olduğunu onlara bir fırsat vermeden ya da yollarından çekilmeden asla bilemeyiz. Evet, şimdi de yapacağımız smoothie'ye geçelim. Hikayemizin kahramanı Halil Refati bu smoothie sayesinde halsizlikten kurtulup gücünü yeniden kazandığını söylüyor. Ben bu tarifi birkaç yıldır ihtiyacım oldukça yapıyorum. Çok lezzetli olmasının yanı sıra çok da tok tutuyor. İşimin çok olduğu günlerde sabahtan bir bardak içersem uzun süre acıkmıyorum ve enerjim düşmüyor. Evet, hadi şimdi tarifi yapmaya başlayalım. Bu arada smoothie'nin adı Wolverine Smoothie. Wolverine daha çok Amerika'da görülen vahşi bir hayvan. Aynı zamanda da bir Marvel süper kahramanının adı. Bu vahşi hayvandan esinlenerek geliştirilen süper kahramanın en önemli özelliği, hayvani derecede keskin hislere, gelişmiş fiziki yetilere, iyileşme faktörü olarak bilinen güçlü bir yeniden canlanma yeteneğine sahip olması. Şimdi malzemelere geçelim. Evet, şimdi malzemelerim hazır ve smoothie yapmaya başlayabilirim. Ben smoothie'nin tarifini bir post-it'e yazdım. Oradan okuyacağım. Evet, önce malzemeleri konuşmakla başlayalım. Malzemeler şunlar. 1 adet muz. 3 yemek kaşığı badem ezmesi. Badem ezmesi. 2 hurma. Şimdi size hurmayı göstermek istiyorum. Hurma. Kutuyu açamadım. Tamam. Evet, 2 hurma kullanacağız. Ondan sonra 1 yemek kaşığı maka tozu. Bu maka tozu. Ondan sonra 2 yemek kaşığı çiğ kakao çekirdeği kullanacağım. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kurutulmuş, kavanoza çıkmış. Ondan sonra 1 yemek kaşığı
kurutulmuş Hindistan cevizi püresi kullanacağım. Ondan sonra yarım tatlı kaşığı kadar arı poleni kullanacağım. Ve yine yarım tatlı kaşığı kadar arı sütü kullanacağım. Ondan sonra bir bardak ya da bir kap kadar badem sütü koyacağım. Ve son olarak da bir bardak dolusu buz koyacağım. Evet, bunlar malzemeler. Şimdi yapımına geçeceğim. Evet, blender'a bütün bu malzemeleri herhangi bir sıra gözetmeksizin koyabiliriz. Yani herhalde ben en azından öyle olduğunu düşünüyorum veya umuyorum. Evet, şimdi iki tane çekirdeği çıkarılmış, şu şeyini çıkarayım. İki tane çekirdeği çıkarılmış hurmayı blender'a atıyorum. Ondan sonra neymiş? Ha, bir tane muz. Evet, şimdi bir tane muzu soyayım. Evet, şimdi bir tane muzu koyacağım. Ondan sonra, pardon ya, ben ellerimi bir silebilir miyim? Bir dakika. Evet, şimdi ellerimi peçeteye sildim. Devam edebilirim. Şimdi, 3 yemek kaşığı badem ezmesi. Evet. 3 yemek kaşığı kadar koyacağım. Bundan da 1 2 3 Evet. Bu badem ezmesi. Bunu kenara koyalım. Şimdi devam ediyoruz ve 1 yemek kaşığı maka tozu. 1 yemek kaşığı maka tozu. Evet, maka tozu da böyle bir şey. Onu da koyalım. Tamam. Sırada ne var? Sırada 2 yemek kaşığı çiğ kakao çekirdeği var. Onu da koyalım. Ortalığı da batırdım yalnız. Evet. Neyse, sonra temizlerim. Bak, koluma da geldi şimdi biraz. Neyse, tamam, devam ediyorum. Dikkatim dağıldı. Şimdi devam edelim. Ne var? 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi püresi var. Tamam mı? Bundan da 1 yemek kaşığı kadar koyacağız. Bu biraz sert bir yapıya sahip. Böyle kaşıkla zor çıkıyor biraz. Ama tamam, çıkarttık. Bunun yapısı püre diyorum ama böyle biraz sanki katı yağ gibi, yani tereyağı kıvamında bir yapısı var. Bu da çok oldu galiba. Abartmayalım. Tamam. Evet, tamam, bu kadar yeter. Çoğu da kaşıkta kaldı. Birazcık daha koyacağım. Evet, tamam. Bu da oldu. Sırada ne var? Sırada yarım tatlı kaşığı ya da bir çay kaşığı arı sütü. Ve önce bu kuruyla başlayalım. Yarım çay kaşığı da arı poleni var. Şimdi arı poleni de koyacağım. Yarım çay kaşığı kadar. Evet. Bu da tamam. Ve yine yarım tatlı kaşığı kadar arı sütü koyacağım. Tamam. Bu da oldu. Ondan sonra evet, şimdi de bir bardak ya da bir kap kadar buz koyacağım. Bir dakika. Yere düştüm. Evet. Ondan sonra evet, bir bardak dolusu buz koydum. Ve son olarak da bir kap kadar badem sütü koyacağım. Evet. Tamam. Evet. Bunu da koyduk. Ve bu da son malzemeydi. Ekleyeceğim. Şimdi ağzını kapatıp blender'dan geçireceğim bütün bu malzemeleri. Biraz sesli bir blender bu. Çünkü çok güçlü bir motoru var.
O yüzden biraz düşükte başlayayım. Çok ses yapmasın. Dedim ama yapıyor. Çok sesli, çok gürültülü bir blender bu. Evet, devam ediyorum ama biraz daha müsaade ederseniz hızını artıracağım ki çabuk karışsın her şey. Tamam, blender yürümeye başladı. Bu kadar da yeter. Çok ses yaptım. Evet, şimdi bu karışımı bardağa dökebilirim. İşte böyle. Evet, çok iyi karışmadığı için biraz parçacıklı, tanecikli olmuş ama mühim değil. Tamam, evet. İşte Wolverine Smoothie denen smoothie bu. Ve umarım siz de yaparsınız bir gün. Hoşunuza gider ve bana verdiği enerjiyi, bu tarifi oluşturan kişiye verdiği enerjiyi size de verir. Evet, işte bu Wolverine Smoothie.